Acı Badem grubu sunar. Ayak yanması parmaklarımın şişmesiyle başladı. Her gittiğinde farklı bir tanıyla geri dönüyordu. Akciğerimde sıkıntı gördüğünü bana belirttiler. Ailece yıkıldık. Kanser olabileceğini düşünmüyorduk açıkçası. Çok kötü bir şey yaşıyoruz. Biz bunun içinden çıkmalıyız. Artık hastalık ameliyat edilebilir döneme gelmiş. 40 yıllık sigara içicisiyim. İkinci 10 yılda 2 pakete çıkarmıştım ben onu. Çakmak kullanmıyordu aslında. Birini söndürüyordu, ötekini yakıyordu. Patoloji raporunuzla beraber ameliyattan sonra sizi ben görmek istiyorum. Mümkün olmazsa o zaman da hiç tereddüt etmeden açığa geçip o kısmı alacağız. Patoloji bize tümör var derse o bölgeyi açık şekilde almamız gerekecek. İlk şikayetim Temmuz'un ortalarında ayak yanması. Eklem ağrıları parmaklarımın şişmesiyle başladı. Komple bir tarama yapıldı. Böbrekler, karaciğer hepsi yapıldı. Kan tahlilleri. Kanımda enfeksiyon çıktı. Enfeksiyon nedenini aradılar. Orada buna bir çözüm üretemediler. Oradaki hocamız akciğer biyopsisi çektirip çektirmediğimi sordu. Ve o çektirdiğim yerle bağlantı kurarak akciğerimde sıkıntı gördüğünü bana belirttiler. Babam çok fazla hasta olan biri değil, hatta hiç hasta olmaz. Biz onu genelde sağlıklı görüyoruz. Yani grip, enfeksiyon falan da olmaz. Bir takım teşhisler kendisine koyuldu ama sürecin sonu gelmedi tabii ki. Her gittiğinde farklı bir tanıyla geri dönüyordu ve ağrıları şikayetle hiçbir şekilde geçmiyordu. Bu ayak ağrıları, işte bacaklarda uyuşukluk gibi ağrılardı. Göğüs cerrahını çağırarak beni apar topar aşağıya röntgen aldılar. Sanıyorum PET'ti. Veya toraksı çektiler. Sağ akciğer üst lobunda 4 santime yakın bir kitle olduğunu, bu kitlenin işte kanser yönünden taranması, biyopsi alınması gerektiğini söylediler. Olumsuz bir hastalıkla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorduk fakat yani telaffuzu bile zor, kanser olabileceğini düşünmüyorduk açıkçası. İlk haberi aldığımızda ailece yıkıldık. Dünyalar başımıza yıkıldı. Çocukları toparlamaya çalıştık. Ondan sonra bir araya geldik. Ne yapacağımızı konuştuk. Ne yapalım diye. Ondan sonra işte araştırmalar sonunda Semih Hoca'ya yönlendik hep beraber. Bu zamana kadar hiç aklıma getirmemişim babamın olmama duygusunu. Ve bunu yaşamak istemedim. Tabii ki çok zor süreçlerden geçtik, çok dibe gittik, çok ağladık, çok sızlandık ama dedik ki evet çok kötü bir şey yaşıyoruz, biz bunun içinden çıkmalıyız. Elbette kolay değil ama ben şuna inanıyorum, çok mükemmel bir aile desteği var. Yüreğe sevgi dolu o insanın hep arkasındayız topyekun. Bir evladımı maalesef kaybettim. Rabbime emanet ettim. Bir evladım kurtuldu, kardeşim de kurtulacak inşallah. Tedavi olup şifa bulacağımı düşünüyorum. Tekrarlamaması için de biraz daha doğal yaşamayı düşünüyorum. Babam uzun yıllardır sigara içiyor, fazla içiyor. Çakmak kullanmıyordu aslında, birini söndürüyordu, ötekini yakıyordu. Tabii sigaranın bir sürü zararları var.
En başta kanser riski var. Bunu şu anda hepimiz biliyoruz. Kamu spotları da yayınlanıyor. Ama kullanılıyor. 30 yıl kadar günde bir paket içiyordum. İşte 40 yıllık sigara içicisiyim. İkinci 10 yılda 2 pakete çıkarmıştım ben onu. Artık sabahları ve geceleri içmeye başlamıştım. Osman Bey ayaklarında şişmeler olduğu için bazı tetkikler yapılmış hastaya uzun süre ve bu arada da bir bilgisayarlı tomografi, akciğer tomografisi çekilmiş. Burada sağ akciğerin üst kısmında bir tümör görülmüş tomografide. Hasta bize geldiği zaman bu filmiyle geldi. PET-BT'si de vardı. Bunları gördük. Ve hastaya bu sağ akciğerin üst kısmındaki tümör için öncelikle bir teşhis işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bunu yapmak için de hastaya bir iğne biyopsisi yaptık. İğne biyopsisinde bir hücre cinsi çıktı. Bizim squamous hücreli karsinom dediğimiz, epidermoid karsinom dediğimiz cinste bir kanser çıktı. Bu nedenle hastaya önce kemoterapi ve radyoterapi planlaması yaptık. Bu nedenle de ilgili değerli meslektaşlarımla konuştum. Hastayı bu bölümlere yönlendirdik. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Buyurun ne olur. Ben de şimdi tam filmlerinize bakıyordum. Zorlu bir maratonu tamamladık. Şimdi filmlerde gördüğüm kadarıyla da çok iyi bir cevap elde etmişiz. Bu beni gerçekten çok memnun etti. Hem o akciğerdeki kitle çok belirgin olarak küçülmüş, hem bizim lenf bezlerimiz önemli ölçüde küçülmüş. Yani artık hastalık ameliyat edilebilir döneme gelmiş. Şimdi sizi Semih Hoca'ya teslim edeceğiz. Semih Hoca ameliyatla kitleyi çıkardıktan sonra ek bir tedavi yapıp yapmayacağımızı sonradan patoloji sonucuna göre karar vereceğiz. Ama önce izin verirseniz ben sizi bir tekrar son kez muayene etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Osman Bey Eylül sonunda bize başvurmuştu ve başvurduğunda vücudunda bir akciğer kanseri vardı. En sık rastlanılan akciğer tümörlerinden bir tanesiydi. Böyle bir tümör olduğu zaman bizim ilk sorduğumuz soru acaba ameliyatla tümör çıkartılabilir mi sorusu oluyor ve bu nedenle vücudun genel bir taramasını yapıyoruz. Aynı şeyi Osman Bey'de de yaptık. İşte PET CT yaptık, beyin MR'ı yaptık. Amacımız yaptığımız tedavilerle hastalığın ameliyat edilebilir hale gelmesini sağlamak. Bu nedenle biz Osman Bey'le de konuştuk, radyasyon onkolojisindeki arkadaşlarımızla konuştuk ve dedik ki iki silahı birden ateşleyelim. Yani hem kemoterapi yapalım hem radyoterapi yapalım, tümörü küçültüp ameliyat edilebilir hale getirmeye çalışalım. Ve bu nedenle Eylül ayından itibaren Osman Bey'e kemoterapi ve radyoterapi eş zamanlı olarak başladık. Evet Osman Bey, geçmiş olsun. Tedavinizi bitirdik. Tedavi öncesinde konuşmuştuk. Size 30 seans radyoterapi ve birlikte kemoterapi planlamıştık. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyisiniz, bir şikayetiniz yok. Tamam. Şimdi tekrar sizi Semih Bey'e gönderiyoruz, cerrah arkadaşımıza. Yaklaşık bir ay sonra sizi değerlendirecek ve bir ameliyat açısından değerlendirecek. Patoloji raporunuzla beraber ameliyattan sonra sizi ben görmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Radyoterapi tüm kanserlerde kullanılan bir lokal tedavi yöntemidir. Aslında yani cerrahi gibi bir tedavi düşünebilirsiniz. Çünkü nereye uygularsanız o bölgeye etki eder. Ve oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. Bazı bölgelerde tümörü tamamen yok edebilir cerrahi yapılmadan. Bazı bölgelerde de ameliyattan sonra uygulayabiliriz. Radyoterapi sırasında Osman Bey'in tümörü çok iyi cevap verdi. Haftada bir yaptığımız tomografi çekimlerinde tümör büyük oranda geriledi ve tedavinin sonunda neredeyse %80 civarında bir gerileme meydana geldi. Evet, Osman Bey nasılsın? İyiyim hocam, siz de nasılsınız? Biz de iyiyiz, sağ ol. Şimdi iyi bir noktaya geldik.
17 Eylül'de başladık serüvene. O zamanki tümör durumu ameliyat için tam uygun pozisyonda değildi biliyorsun. Bir damarla ilgili bir sıkıntımız vardı. Almış olduğun kemoterapi ve radyoterapi çok iyi işe yaradı. Şimdi yeni çektirdiğimiz filmde tümör artık elini, eteğini bu damardan çekmiş durumda. Gayet güzel izole olarak sağ akciğerin üst lobunda kalmış vaziyette. Hayırlısıyla da bunu planladığımız gibi pazartesi günü bir ameliyatla çıkartacağız. Bu ameliyat için bizim planımız daha en başta konuştuğumuz gibi kapalı ameliyat. Biz mutlaka kapalı bir ameliyatla başlayacağız sana. İçeriye bir kamera ilerleteceğiz. Sağ akciğerinin tümörlü olan üst kısmını ve lenf bezlerini buradan dışarıya almaya gayret edeceğiz. Ama hep söylediğim gibi ışın tedavisi ve kemoterapi gören hastalarda kapalı ameliyatlar bazen kapalı başlarız ama kapalı sonlandıramayabiliriz. Kapalıdan açığa da geçebiliriz. Senin güvenliğin için, hasta güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Planımız bu. Senin ilave bir sorun var mı? Size bu konuda tamamen güveniyoruz. Çok geçmiş olsun şimdiden. O zaman pazartesi günü görüşürüz. Görüşürüz. Şimdiden çok geçmiş olsun. Rica ederim. Görüşürüz. Bir şey olursa haberleşiriz yine. Akciğer kanseri artık hepimiz biliyoruz ki birinci sebep olarak sigaraya bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bütün akciğer kanserlerinin yaklaşık %80'i sigara nedeniyle olur. Ya halen sigara içen hastalarda ya da geçmişinde önemli miktarda sigara tüketimi olan hastalarda ortaya çıkar. Bunun dışında diğer bazı nadir sebepler var. Bunlar işte topraktan çıkan argon gazından, kimya sektöründe kullanılan bazı kimyasal ürünler veya asbest ile sigaranın birleşmesinden oluşan birliktelik gibi ama yani bunlar çok daha nadir sebepler. Birinci sebep sigara. Ya içiyorsunuz, ya geçmişte içtiniz ya da ciddi derecede sigara içilen ortamda bulundunuz. Yani pasif sigara içiciliği dediğimiz şey. Bunlara bağlı olarak akciğer kanseri bugün dünyada en sık görülen kanserlerin başında geliyor ne yazık ki. Sigaraya lise yıllarında başladık biz. İşte bugüne kadar içtik yaklaşık 40 yıl. Elbette keşke başlamasaydım, keşke içmeseydim diyorum. Düşünüyoruz aslında da önemsemiyoruz. Yani bu derece etkili olacağını önemsemiyoruz. Yoksa biliyoruz, düşünüyoruz. Günaydın. Ne haber, iyi misiniz? Günaydın. Bir tanesi burada. Süper. Oo, günaydın. Osman Bey. Nasılsın? İyi, günaydın. Bütün aile burada, ne güzel. İyi, iyisiniz değil mi? Evet, nasıl geçti gece? İyi geçti hocam. Epey bir yol aldık, iyi de bir yol aldık. Her şey olumluya gitti. Başta planladığımız, düşündüğümüz, umduğumuz gibi gitti. Şimdi de son artık işlem. Orada kalan küçük kısmı da uygun şekilde ameliyatla alacağız. Sağlıkla. 3-4 gün sonra da iyice güzel halde seni taburcu etmeyi planlıyoruz. Bu gece yoğun bakımdasın her durumda. Ondan sonra da birkaç gün serviste misafir edeceğiz seni. Tamam. Merak etme. Dediğim gibi kapalı başlıyoruz ameliyata. Umuyoruz ve diliyoruz ki kapalı şekilde de bitireceğiz. Ama kemoterapi, radyoterapi alınınca o yapışıklıklar bazen kapalı şekilde ameliyatın tamamlanmasına izin vermiyor. Mümkün olmazsa o zaman da hiç tereddüt etmeden açığa geçip o kısmı alacağız. Hocam sizi güveniyoruz. Kardeşinize emanet. Merak etmeyin. Merak etmeyin. O bize emanet. Görüşürüz. Hadi geçmiş olsun. Gelecekler şimdi. Akciğer kanseri 4 evreden oluşuyor. Bizim için öncelikli durum 1. Akciğerde gördüğümüz lezyon gerçekten bir kanser şüpheli midir? Adını koyalım. Kanserdir. O zaman da hangi evrede olduğunu tespit etmemiz lazım. Çünkü tedavi buna bağlı. Yoksa her hasta ameliyat olmaz. Şunun altını çizmek lazım ki akciğer kanserli her 10 hastadan
sadece ve sadece 2 tanesi ameliyata uygun olur. 8 tanesi ameliyata uygun değildir. Neden değildir? Ya akciğer kanserinin evresi ileri bir evredir. Siz ameliyatla çıkarsanız dahi hastalıktan tamamen kurtaramazsınız hastayı. Yahut hastanın solunum ve kalp fonksiyonları ameliyatı kaldırmaya uygun değildir. Dolayısıyla hastaların sadece %20'sinde ameliyat uygulanır. Bu da birinci ve ikinci evredeki hastalarda. Üçüncü evredeki hastalarda çok özel seçilmiş durumlarda üçüncü evre hastaları ameliyat ederiz. Dördüncü evrede ameliyat etmeyi tercih etmeyiz. Çünkü yaptığımız ameliyatın hastaya uzun süre sağ kalım yönünden bir faydası olmaz. Yani akciğer kanserinde ameliyat birinci ve ikinci evrelerde uygulanan bir tedavi yöntemidir. Eylül 2018 filmi hastanın sağ akciğerin üst lobunda şu gördüğünüz kitle var. Bu kitleyi burada görüyorsunuz. Bir de şimdiki haline bakarsanız durumu daha iyi anlayabiliriz. Yani şu halden bu hale geldi. Nasıl geldi? Kemoterapi ve radyoterapiyle bu hale geldi. Yok oldu mu? Olmadı. Halen devam ediyor burada tümör. Bunu neden yaptık? Çünkü tümör şurada, şu haliyle burada geçen büyük bir damara invazeydi. Yani bu tümörü şu haliyle tam olarak çıkarmak mümkün değil. Mümkün olsa da çok yüksek riskle mümkündü. Onun için bunlar da kural. Önce kemoterapi, radyoterapi verip küçültmek, damardan uzaklaştırmak, yani şu hale getirmek. Bu hale getirdikten sonra da ameliyatla bunu almak. Şimdi de bu ameliyatı gerçekleştireceğiz. Sağ akciğerin üst lobunda tümör var. Bu kısmı tamamen çıkartacağız. Her baba tabii kendi çocuğu için özeldir. Benim babam biraz daha özel. Hayatı boyunca hiçbir zaman hasta olmadı. Yani gribal enfeksiyon, nezle hiçbir şey geçirmedi. Dolayısıyla hastalığını öğrendiğimiz zaman onun için büyük bir yıkıma uğradık. Şu anda biraz daha iyiyiz. Kendisi şu anda ameliyatta. Ameliyatın iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ümidimiz büyük oranda çünkü sağlık ekibine çok güveniyoruz, Semih Bey ve ekibine. Sanıyorum problemsiz şekilde halletmiş olacağız bunu. Yapışıklığın olduğu yerde kaburganın üzerinden örnek alıp patolojiye göndereceğiz ki burada yapışıklıkların kaburga tarafında tümör kalıp kalmadığını bize patolojinin söylemesi gerekiyor. Biz şu anda örnek alıyoruz oradan. Bunları patoloji şu anda inceleyecek ve bize bilgi verecek. Biz de bu bilgiye göre hareket edeceğiz. Artık bundan sonra yeni bir başlangıç yapması gerektiğini düşünüyorum hayatıyla ilgili. Bence hayat bundan sonra onun için yeniden başlamalı. Ameliyat içinde, ameliyattan iyi bir şekilde buraya gelmeden önceki sağlıklı bir halinde çıkmasını düşünüyorum. Bundan sonraki temennim de onun için ve kendimiz için de şu anki durumda sadece sağlık, başka bir şey düşünmüyorum. Şu anda içeriye, yine şu 2 santimlik yerden yapıyoruz bütün ameliyatı. İçeriye
üst lobun toplar damarını ayırmak için özel bir tıbbi cihaz ilerlettik. Bunun yardımıyla toplar damarı vücuttan ayırmaya gayret ediyoruz. Önce toplar damar, arkasından atar damar, onun arkasından da bronş yani hava yolunu ayırıyoruz. Çevre desteği, aile desteği inanılmaz önemli. Çünkü bu süreçte herkesin yapacağı bir iş mutlaka oluyor. Kimi evde bir şeyler yapıyor, kimi dışarıda koşturuyor, kimi hastanede koşturuyor, kimi hali hazırda var olan bir ofisimiz var sonuçta para kazanmak durumunda olduğumuz, kimi orada uğraş veriyor. Dolayısıyla elden ele o meşaleyi tutarak bugüne kadar gelebildik. Bizim de bu enerjimizi, bu desteğimizi babamız gördüğü için daha da mutlu, daha da heyecanlı bir şekilde ameliyata girdi. Dolayısıyla yaşamak için daha fazla nedeni var. Çünkü bizler varız. Efendim? Efendim? Vay süper, çok sevindim. Tümör yok, fibrozis, belki biraz inflamasyon. Çünkü orada radyoterapi aldım. Süper, çok sağ ol, eline sağlık. Şu anda bir şey yok. Belki biraz sonra en son bir daha teyit etmek için bir küçük parça daha gönderebilirim. Çok sağ ol. Bay 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 bay. Patoloji. Doktor Fatma Hanım iyi bir haber verdi bize. Bu yapışıklığın kaburga tarafında kalan kısmında tümör olmadığı, radyoterapiye bağlı fibrozis etkilerini gördüğünü söyledi mikroskopta. Bu bizim için, hasta için çok iyi bir şey. Şu anda kapalı yöntemle ameliyata devam ediyoruz. Ben bu haberi ilk duyduğumda dünyanın en kötü şeyini yaşadığımı hissettim. Hani o an başka yaşayabilecek kötü bir duygum yoktu. Dünyanın en kötü duygusunun içindeydim. Hiç aklımdan bir gün babamı kaybetme duygusu geçmemişti ve ben o an onu yaşadım. Dedim ki babamı kaybediyorum. Allah'tan ki çok çabuk toparlanabildik çünkü iletişim kurabilen bir aileyiz. Üstesinden geldik diye düşünüyoruz. Şu anda torba içerisine aldık tümörlü akciğeri ve vücudun dışına alacağız. Bu torba içerisine almamızın sebebi de tümörlü akciğerin hiçbir yerle temas etmemesi lazım. Temas ettiği yerlerde bazı tümörler gelişme ihtimali olabiliyor. O veri alayım. O nedenle bir torba içerisinde alınıyor ki dışarıya hiçbir yere temas etmesin. Evet. Böylece sağ akciğerin üst lobunu, tümörlü üst lobu vücut dışına aldık. Hasta artık akciğer kanserinden şu aşamada kurtulmuş oldu. Şimdi işin bir parçası olarak, ameliyatın bir parçası olarak en az 4 ayrı istasyondan en az 10 tane lenf bezi çıkarmamız lazım. O nedenle şimdi lenf bezlerini çıkarma işlemini yapacağız. Oo, bütün aile burada, ne güzel. Bütün Arsimur hocam, Trabzon'da hepsi burada. Arsimur'da, süper, hoş geldin. Şimdi iyi, geçmiş olsun. Allah razı olsun hocam. İkinci patoloji raporunu da bekledim, sonucunu da bekledim. Çünkü o bir yapışıklıkları vardı. Orada bir tümör var mı, kaldı mı, etti mi diye. Ameliyatın başında aldık. Hiçbir şey yok burada dediler. Ama ameliyat sonunda bir daha teyit için bir parça daha gönderdim. Burada bir şey kaldı mı diye. Yine yok dediler. Onun için gönül rahatlığı. Şimdi uyandırıyoruz hastayı. Allah artık bitti ameliyat. Biz de güveniyorduk zaten hocam. Çok güveniyorduk. Estağfurullah. Kapalı yöntemli oldu. Şöyle 2-3 santimlik bir yerden yaptık ameliyatı. Hocam elinize sağlık. Allah sizi. Siz de sağ olun. Çok büyük bir sıkıntısı olmayacak. Bu gece yoğun bakımda. Biraz sonra siz de gidip ziyaret edeceksiniz kendisini zaten. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bir saat sonra falan görürsünüz. Bir soru sorabilir mi hocam?
Bu damar yapışmış ya, onu kazacak mıyız herhalde? Kazıdık işte, orada bir sorun yok artık. Tamam hocam. Hiçbir yerde bir sorun yok. Artık hastanın tümörle bir işi kalmamış oldu hocam, bu aşamada. Ta en başında hocam konuştuğumuz şeyler yavaş yavaş hepsi. Evet, güzel bir yerine geldin. Hadi çok geçmiş olsun. Siz de sağ olun. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Günaydın. Osman Bey, günaydın. Günaydın. Ne haber? Nasıl geçti gecen? İyi geçti. Rahatsız olma. Çok iyi geçti. İyi uyudun mu? Çok iyi uyudum. Bir öhö yapar mısın? Bir öhö. Süper. Pansuman arabasını alalım ya. Şöyle bir dinleyeceğim. Evet, bizim için bu ikinci gün. Filmi gayet iyi, solunum seslerin iyi, sen iyisin. Direnin iyi, şimdi direnini alacağım. Bu gece istirahat ettireceğiz seni, burada olacaksın. Hadi oturup kahve, çay, sohbet aileyle. Yarın da güzelce taburcu etmeyi planlıyoruz seni, oldu mu? Tamam hocam. Burada İstanbul'da kalacaksın. Burada kalacağım. Bir tane dikişin var zaten, küçük bir dikiş. Onu da kontrol haftaya geldiğinde alacağım. Tamam mı? Tamam hocam. Bir defa hiçbir şekilde yeni neslin sigarayla tanışmaması gerekiyor. Yani burada birinci madde sigara. Önemli olan burada tütün, sigara. Bundan uzak durulursa, çocukların buna başlaması engellenirse bundan sonra akciğer kanseri sayısı çok daha az olacaktır. Bu çok ciddi devlet politikalarıyla yapılabilecek şeyler. İyi uygulamalar var ülkemizde. Bunun devam edip daha da artmasını bekliyoruz. Önemli şey akciğer kanserinde sigaradan uzak durmak. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu kadar hızlı bir süreç olacağını Semih Bey bize söylemişti. Kendine çok güveniyordu. Zaten o güvenden dolayı biz buradayız. Ama biz bu kadar hızlı olacağını beklemiyorduk. İlk duyduğum anda çok kötü olmuştum. Ama Semih Bey'le ilk konuştuğum anda rahatlamıştım. Şu andaki düşüncelerimde çok rahatım. Yani iyileşmiş gibi hissediyorum kendimi. Hastaneden çıktıktan sonra evimize geldik. Her şeyin bu kadar hızlı ve bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Yani umduğumuzun, beklediğimizin üzerinde bir sonuç aldık. Bundan sonra hayatımı biraz daha dikkatli, biraz daha doğal, biraz daha toprakla, biraz daha doğayla yakın ilişki içinde hayatımı sürdürmeyi düşünüyorum. Sigaranın zararlarını hep bizlere anlatıyorlardı. Biz de zaman zaman okuyorduk ama bu kadar önemsemiyorduk. Kendimize de bazı rahatsızlıkları kondurmuyorduk. Bunu ancak şimdi anladık ve bundan sonra sigara içmeyi düşünmüyorum. İçen kişilere de en kısa zamanda bırakmalarını tavsiye ediyorum. Acıbadem grubu sundu.